Çünkü çoğu öğrenci sınav anında puanını düşünebiliyor, sıralamasını düşünebiliyor, ailesini düşünebiliyor. Sınav anında hiçbir şekilde hiçbir şeyi düşünmeden sadece sınav anına ve sorulara odaklanmaları onları çok rahatlatacaktır. 13 Mart Pazar günü yapılacak olan ve Türkiye genelinde 2.178.563 adayın katılacağı yüksek öğrenime geçiş sınavına Hatay'dan 19.076 öğrenci katılıyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Bu çok erken de olmasın, çok geç saatlerde olmasın ama uyku düzeni oluşturmak açısından da bu 1-2 gün içerisinde de dediğim gibi aynı saatte uyumaya özen göstersinler. Görüşlerine başvurduğumuz eğitimci Aylin Yolcu, sınav öncesi öğrencilerin nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Son günlerde ve sınav sabahı için söylüyorum, alışkın olmadıkları bir beslenme düzenine girmesinler. Normal rutinlerini korusunlar ve özellikle değişik yemekler yemesinler. Onun haricinde kahvaltı alışkanlıkları yoksa bu 1-2 gün içerisinde mutlaka sabahları kalkıp kahvaltılarını etsinler. Ama dediğim gibi çok alışık olmadıkları bir yeme düzenine kesinlikle girmesinler. Eğitimci Yolcu, adayların sınav esnasında nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda ise şu önerilerde bulundu. Özellikle her öğrencinin belirlediği bir sınav stratejisi vardır. Özellikle denemelerde belirli bir düzenleri vardır öğrencilerin. Bu nedir? Mesela hangi testten başlayacakları, optik forma nasıl kodlayacakları şeklinde her öğrencinin bir düzeni vardır. Belirli bir stratejisi vardır. Kesinlikle sınav anında bu düzenlerini bozmasınlar. Hiçbir şekilde o düzenlerini değiştirmesinler. Kesinlikle sorularla inatlaşmamaları gerekiyor. Çünkü bu bir zaman kaybına sebep oluyor. Takıldıkları soru olunca da mutlaka o soruyu geçip bir sonraki soruya geçmek gerekiyor. Çünkü her soru bağımsızdır ve sonraki soruya geçtikleri zaman da bir önceki soruyu da düşünüp takılmamak gerekiyor. Dediğim gibi bu da bir zaman kaybına sebep olur. Aylin Yolcu son olarak ebeveynlere de tavsiyelerde bulundu. Ailelerin de soğukkanlı olması çok önemli. Elbette ki onlar için önemli bir sınav, çocukları için önemli bir sınav ama onların kaygıları ya da kaygı düzeyleri ne kadar yüksek olursa aynı oranda öğrencilere de bu kaygı yansıyacaktır. O yüzden onların soğukkanlı olması önemli. Bunun haricinde kullandıkları ifadeler de çok önemli. O ifadelere dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin bu sınav senin için çok önemli. Çok heyecanlanma, heyecanlanmamalısın, dikkatli olmalısın gibi ifadeler öğrencinin kaygı düzeyini arttırabilir. O yüzden özellikle bu ifadelerden kaçınmak gerekiyor.